Bu adam ciddi şekilde dengesiz. Farkındasın değil mi Tebi? Şu tipe bak. Var ya her şeyi yapar yemin ediyorum. Teğmen mesafeyi koru. Allah Allah. Kaç kere söyleyeceğim ya? Hayır bu kadar suyu ne halt etmeye taşıyoruz bilmiyorum ki. Ne? Emredersiniz komutanım. Güzel. Yani bu tip adamlar insanın ömrünü yer teminim. Yani mesela buna varsan sorsan maaşın kaç para diye bilmez. Terzi kendini söküyor dikemez hesabı. Buna işte vereceğim topu tüfe manyak gibi savaşır bunlar. Bir de psikopat gibi aşık olurlar. Değil mi? Ben bilmiyorum komutanım. Ya bu herif senin peşinden gözünü kırpmadan ateşe atladı Temel. Baksana Bursa kestanesi gibi kızartıyor. Kürşat. Oğlum kaç kere söyleyeceğim mesafeyi koru diye. Ya bana emir tekrar ettirme. Al o bidonları. Emredersiniz komutanım. Ne diyordum ben? Yandı diyordunuz komutanım, yandı. Yandık. Hem de Bursa kestanesi gibi yandı çocuk. Siz ikiniz Sidam Temin'im. Garipsiniz ya, çok garipsiniz. Komutanım, ben bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Ya babalar, ben söylemek istiyorum belki. Allah Allah. Ha, herif senin peşinden ateşe atladı diyorum sana ya. Tamam, bunlar insanı deli eder. Bak, bir şey diyeceğim bak, ben kız olsam... Yani muhtemelen çirkin olurdum, bu boyda da koca bulamazdım. Yani yanımda örümcek gibi oturacak adam yerine... ...böyle uçak sevar gibi herif tercih ederdim. Çiğdem. Sen benim kızımsın. Yani düzeltiyorum, kız kardeşimsin. Hepimizin öylesin. Ne kendine küsün. Ne bu dünyaya. Ne de bu hıyara. Bu devirde artık kimse kendini başkası için ateşe atmıyor. Alo. Tamam, bırakabilirsin Kürşat. Komutanım, ben ne demeye taşıdım onları buraya kadar? Canım emir vermek istedi. Manyak Teğmen. Ayrıca test etmek istedim. Ateş değilsin, suda da iyi misin diye. Ne anlatsın? Ya bak, iki saattir su taşıyorum, kollarım koptu. Doğru düzgün söyle bana. Haydar Yüzübaşı iki saattir sana ne anlattı? Hadi. Şey, özetle kestane dedi. Bursa kestanesi. Sonra kakaolu kek. Kek. Uçak savar. Bir de psikopat dedi. Öyle şeyler işte.